Time, dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden birisidir. 1923 yılında Britton, Haddon ve Henry Luce tarafından ABD'nin ilk haftalık haber dergisi olarak kurulmuştur. İngilizce olarak yayınlanan derginin günümüzde haftalık tirajı 4 milyonun üzerindedir. Bu durumda dergiyi ve içinde anlattıklarını, hatta kapak fotoğrafını koyduklarını dünya gündemine taşıyor. Bu videoda sizlere Time dergisine kapak olan Türkleri anlatacağız. 1. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk iki defa Time'ın kapağında kendine yer buldu. İlki 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile sömürgecilere karşı ilk devrimi yapmış asker olarak bir anda tüm dünyada ses getirmişti. Time dergisi onu şöyle tanıtmıştı. Mustafa Kemal Paşa, "Türk nerede kendisinin efendisidir?" deyimine her zamanki "cehennemde" yanıtının yerine "Türkiye'de" yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O, hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye'nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı'nın gizli güçlerine karşı duruyor. 2. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, ikinci defa Time kapağına genç ve dinamik Türkiye Cumhuriyeti henüz 4. yılında %8,5'lara varan muhteşem bir büyüme yakaladığında çıktı. Balkanlar ve Orta Doğu'da büyük bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye, Atatürk ilke ve inkılapları ile yeniden dünya kamuoyunun gündemine oturacaktı. Avrupa'da yavaş yavaş totaliter rejimlerin türemeye başladığı bir ortamda Türkiye'nin demokrat ve cumhuriyetçi adımlar atması tüm dünyayı şaşırtıyordu. Bütün bu gelişmeler Atatürk'ü 4 yıl aradan sonra yeniden Time'ın kapağına taşıyordu. 3. İsmet İnönü. Kurtuluş Savaşı'nın 22. yıl dönümünde Time kapak seçimini yine bir Türk'ten yana kullandı. İsmet İnönü. Nazi ordularının Fransa'yı ve Balkanları ilhak edip namlularını Rusya ve Türkiye'ye doğrulttukları bir ortamda Time'ın kapağını süsleyen İsmet İnönü aslında Alman ordularının yeni hedefi olarak lanse edilmişti. Haksız da sayılmazlardı. Zira tüm Türkiye'de seferberlik ilan edilmiş, Alman işgaline karşı hazırlıklar başlamıştı. Ancak bir ay sonra 3 milyon askerden müteşekkil Alman ordusunun Sovyetlere saldırması hem Time'ın öngörüsünü hem de Türk halkının endişelerini boşa çıkaracaktı. Derginin kapağında Turancı politikalara karşı İsmet İnönü'nün "Allah'a çok şükür sağırım" sözleri yer aldı. 4. Şükrü Saracoğlu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından olan Saracoğlu'nun kapak olmasındaki en büyük etken, Türkiye'nin dönemin süper güçlerinden birinin yani ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği veya Nazi Almanyası'nın yanında olmasının bölgeye getireceği yeni düzenin önemiydi. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'nda iyiden iyiye geri çekilmeye başlayan Almanlara mı, Pearl Harbor'da ağır darbe yiyen ABD'ye mi, yoksa Berlin'e doğru ilerlemeye başlamış Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne mi sadık olacaktı? İşte bu önemli karar dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu tarafından verilecekti. Time, başbakanı şöyle anlatıyordu. Saracoğlu, ABD'nin siyasi arenasında kendine kolayca yer bulacaktır. ABD'yi, Amerikalıları, Amerikan otomobillerini, sigaralarını, filmlerini, hükümetini seviyor. Avrupalı liderlerin aksine ulaşılabilir, resmi değil, kalpten ve dolaysız. 5. Adnan Menderes. Adnan Menderes, Türkiye'yi IMF ve NATO'ya sokmasının ardından Türkiye'nin başbakanı başlığıyla kapak oldu. Ancak seçimlerin ardından ekonomi ile beraber siyasal yaşamında krize girmesi Time dergisinin gözünden kaçmayacaktı. Time, Menderes'i şöyle anlatmıştı. İyi ya da kötü, Türkiye'nin bugünkü şeklini Adnan Menderes verdi. Ancak görev başında olduğu her yıl Menderes daha otokratik, eleştiriye daha hassas oldu. Politikalarını sorgulayan herkese öfkeyle çıkışarak basını ve muhalefet partilerini baskıcı yasalar ile hapsetti. 6. Kenan Evren. Time'ın 29 Eylül 1980 tarihli Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskısının kapağında Kenan Evren'in fotoğrafı bulunuyordu. Türkiye'yi bir arada tutuyor başlıklı 8 sayfalık kapak yazısında Türkiye'nin
darbeye gidiş süreci ve Kenan Evren anlatılmıştı. Ancak Time dergisi bilinmeyen bir sebepten ötürü bu kapağı arşivinden çıkarttı. Dergiyi şahsi arşivinde saklayan bir Türk sayesinde biliyoruz. 7. Mehmet Ali Ağaca. Papa suikastinin ardından tüm dünyanın gündemini oluşturan Mehmet Ali Ağaca, Time'a kapak olan bir başka Türk oluyordu. Neden bağışladı başlığı ile basılan 9 Ocak 1984 tarihli Time dergisi, Papa'nın Ağaca'yı affetmesinin nedenlerini bulmaya çalışmıştı. 8. Naim Süleymanoğlu. Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1996'ya kadar neredeyse her girdiği organizasyonda madalyaları toplamış, dünya rekorlarını kırmıştı. Seul Olimpiyatlarında gösterdiği üstün başarı, "Herkes kazanıyor" başlığıyla Time'a kapak olmuştu. Naim Süleymanoğlu, dönemin ABD Başkanı Reagan ile de bir saate yakın görüşmüştü. 9. Mine Karakaş. 22 Temmuz 2007 seçimlerine bir hafta kala Time dergisinde yayınlanan kapak, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gündemi oluşturdu. Türkiye'de türban sorununu konu alan sayı, seçimlere bir hafta kala yayınlanması ile kafalarda soru işaretleri bıraktı. Karakaş, dergiye türbanla üniversiteye alınmayınca ABD'de okuduğunu anlattı. 10. Mehmet Öz. ABD'de sağlık gurusu olarak ün kazanan, Amerikan Fox kanalında gündüz kuşağında yayınlanan Doktor Öz isimli programıyla izlenme rekorları kıran Doktor Mehmet Öz, dünyanın en saygın dergilerinden Time'a kapak olan 9. Türk oldu. Haziran ayındaki kapakta kalın bağırsağında polip tespit edilmesinin ardından kanser riskine karşı korkularını anlattı. 11. Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Time dergisine kapak olan 10. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Şükrü Saracoğlu'nun ardından Time'a kapak olan 5. lider oldu. Time'ın Erdoğan için attığı manşet, "Erdoğan'ın yolu". Haberde Erdoğan'ın kendi doğru bildiği yolda gittiği vurgulanarak, Türkiye'nin bölgesinde Arap Baharı için giderek güçlü bir model oluşturduğu belirtiliyordu. Bu videoda sizlere Time'a kapak olan Türkleri anlatmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benzer daha kaliteli içerikler için kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.